Arkadaşlar, rice terası diye, yani pirinç terası diye söyleyebileceğim bir yere geldik çevirebileceğim. Bu hayvanları bir tane kahve meyvesi var, onu yediriyorlar çekirdeğim. Şunu sıçtırıp onun bokundan tam olarak kahve yapıp az sonra deneyeceğiz o kahveleri. Ve çok pahalı dünya genelinde. Ne kadarmış? 250. Kilosu mu? Is it for 1 kilogram? No. For 1 cup? One cup is 50,000. And then for the 200 gram is the 750,000. 750. Oha. 200 gramı yaklaşık olarak arkadaşlar 200.100 TL ise 300 350 TL'ye falan geliyor 200 gram kahve. Eğer bu coffee. Ha, kahve meyvesi bu mu? Yeah, but that's still green one. Okay. So after the red color like a cherry, that's coffee ready to harvest. And then also they're ready to give the animal here after the red color. Okay. Bunlar kırmızı olduktan sonra yani iyice büyüdükten sonra hayvanları yediriyorlarmış. Şu anda olmuş. Eğer bu ham meyve dalında. Efendim ablacığım. Bunlar şimdi kakasıymış. We wash this one until coming like this, yeah? Okay. Yeah, so we remove the skin. Have the real bean here. Yeah, that smell like a poop, right? After this, was again coming like this. I don't understand. They eat this, huh? No, they eat the fruit coffee. But without, they eat without biting. No, just bite the skin coffee, and then the bean, you want only the swallow. So after that fermented in the stomach around the 12 hours. Okay. I will translate in Turkish. Yes. Now. Arkadaşlar şimdi bunlar bu meyveyi yiyorlar ya çekirdeğini şey yapamıyorlarmış tabii çiğneyemiyorlarmış çekirdeğini yutuyorlarmış. Daha sonra bu çekirdek bunların karnında fermentasyona uğruyormuş ve bu şekilde çıkıyormuş. Sonra bunlar bunu bekletip kabuklarını soyuyorlarmış ve kahve oluşuyormuş. Çok çılgın değil mi? 12 saat falan bekletiyorlarmış bir şeyler anlattı da. Oo çok güzel soba koktu burada. Oo çok güzel soba koktu. Kahve yapıyor. Kavuruyor burada vay anasını. Yan soba kırma abi. Enteresan arkadaşlar. Baksanıza. Taştan yapmışlar. İlginç bir soba. Kavurma içindeyim. Biraz yanmış. Dar koydu. Sting bean coffee. Okay. We sell here the powder coffee. Of, we make a powder. We do the pounding like this. Kavurduktan sonra burada toz haline getiriyorlarmış. The fine powder already. Yeah, like this. Now this is coffee, huh? Yeah. Bir ekşimsi bir meyve gibi kokuyor. Tadına bakacağız değil mi? Aha. Az önce koklattığı çok güzeldi. Onda da ekşimsi bir meyve tadı vardı ama. Bak bu çok güzel kokuyor. Bak bunu kokuyor. That's the final one. The wakafi. Yer fıstığı gibi duruyor. Zaten bu kadar yanmaya kavrulmaya herhalde bakteri kalmaz. Vanilya ağaçlarıymış, vanilya bitkileriymiş, kahveye aroma veriyorlarmış. Yeah. Maybe you seen the molly in the smell color. Also? Not yet. Not yet, later. Yeah, not yet ready. So drying under the dark color. Okay. Vanilya çubuğu var ya abla. O ne? Onun yeşil hali. Vanilya çubuğu var ya onun yeşil haliymiş o. Tabii şu an kokmuyor. Chocolate tree. Cacao tree. Vay be kakao ağacı da. Ha, kakao ağacı. Görmemiştim daha önce. Onu da gördüm ya. Cinsin. Have the bean like this, yeah?
cocoa. This is the cocoa bean. Cocoa like an almond. Yeah, we take a skin first. After the take a skin, we roasting. İçindeki çıkıyor kakao. Sonra onu dövüyorlar. Yeah, roasting, pounding. Yok, kavuruyorlar onu. Onu da şey gibi kavuruyorlarmış kahve gibi. Sonra eziyorlarmış. Just a little one. This is not boo boo boo, no, bro. And ginseng also, yeah? This one is good for you, good for stamina. Yes, please. In here, we have the 14 kind product. That's a 5 of coffee combination and then the 9 of the tea combination. So we give you free tester for the album. That's like a welcome drink for you. Oh, but okay. It's for coffee, not the luwak, yeah? This is the regular coffee with different flavor. If okay. You try the luwak. Bu çayların hepsinden bize birer tane deneteceklermiş arkadaşlar. Bilmiyorum acaba bizi kasıtlamak için mi? Where are we going? Okay. Başka kimse de böyle çayları denemiyor yani. Galiba kazıklanacağız. Bizim bu rehberi bence taktı bunu peşimize. Kimsenin peşinde kimse yok. İkisi buluşacaklar. Efendim ablacığım. Allah. Birileri sallanıyor bağıra bağıra. Ay. Evet, birazdan burada video çekeriz. Önce kahvemizi ses edelim. So much. Evet, şimdi Bali'ye özel yaklaşık 14 tane çayı deneyeceğiz arkadaşlar. Yes, I put one more, the green one. Oh, green one. Thank you so much. Luwak. Here is the without the luwak, yeah? That's yes. A ginger. Yaz burada. This is what? Ginger coffee. Ginger coffee. Zencefilli bir kahve. Yeah, the name in here. Hmm. Oh, resmen one. Zencefil tadı. Hepsini içmen sen Feridun. Yes, please. This is number 1 to 7. This is number 8 to 14, yeah? Okay. This is pandanus tea. Yeah, that's a pandanus tea. You take one luwak, right? One luwak. Bu luwak. Denerken tamam mı? Ay dışarı. Bu neymiş arkadaş? Coconut coffee, Hindistan cevizli. Bakayım. Güzel. Kıymetli gibi de. Bu ne? 11. Ginseng. Ginseng kadar. Ginseng neydi? Parmatonun içinde vardı. Ben de bu da güzelmiş. Vanilya. Vanilya mı? Güzel. Şekerli ama çok. Şekerli olduğu için hepsi güzel geliyor. Chocolate coffee. Ben şekerli sevmiyorum. Ben kokonatı merak etmiştim. 12'ymiş. Şu neymiş? Lemon grass tea. Ya, bu limonlu bitki çayı. Ben o hayvanın bokunu içmek istiyorum. Hmm. Onu bana hemen söyleyelim. Evet. Yani bu değişik ve güzel bir şey. Limon ve bitki. Abla kurabiye ister misin? Ha? Yok, hayır. Bu ne limon? Okay, ben bunu içeceğim. Saffron. Oh, çok kötü. Sinemon. Sinemon neydi Merve? Tarçın. Ginseng içmiştik, bir tane daha var. Ha, o kafeymiş, bu çayıymış. Bu taraf kafe, bak bu taraf çay. Ay, dökeceğiz.
Gül çayı. Güzel. Merhaba, denesene. Bakayım. Zaten ben sadece çekmekle görevliyim. Beni böyle tuttu burada. Niye sana da veriyor? Bu resmen Yaban Mersinli Mazaya markasının nargile tütününe benziyor. Tam olarak nargile. Videomuz reklam içerir. Vallahi az önce. Ben Ayça Uzer bak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir Turkish. Evet, only this one. No, merhaba. You don't know? It means hi. Hi. Okay, yeah, you speak Indonesian language, right? Normally. Yes, normally. Can you teach us something? Yes. Merhaba, what is hello? Hello? Yes. Hello, apa kabar? It's like mean how are you? Apa kabar. Apa kabar, how are you? Apa kabar. And you, what can I translate? Bike mean good. Bike. Mean, no, bike. Bike, okay. Yeah. Mean good. Maybe paka? Yeah. Apa kabar? Apa kabar. Apa kabar, bike. It's written like it's spelling. Yes. Indonesian language is a bit easy to learn, but I speak more like a Balinese people to smile with each other, like a Balinese people. Okay then. Okay. What can we do Let's now? Let's try now. I tried with everyone. Okay, thank you. It was so much for us, but. Yeah. Yes please, Luwak. Şimdi bu Luwak kafi dedikleri, bu hayvanın bakımından yapılan, kakasından yapılan diyeyim. Kahve geldi. İlk defa deniyorum ben. O normal kahvesiymiş, dene bakalım. Yok, ağzının tadını bozmadan bence kakadan yapılan kahveyi dene. Evet, az önce gördüğümüz hayvanın bokunu içiyorum. Resmen bokunu içiyorsun, evet. Hadi be, biraz yüzün ekşidi, yalan konuşma. Yoksa güzel yani, bilmesem sorun yok. Excuse me? Neye bakalım? So if you need more something later, you can asking with him, yeah? Okay. Payment, the coffee later, you can do it. Okay, thank you so much. Very much. And you are going now? Yeah. Ah, okay. Thank you. I thought that we will go everywhere together. I like you so much. Where are you going? Okay, thank you so much for everything. Thank you. Ben de deneyeyim şimdi bu kahveyi. Gerçekten kahve o. Ben kahve normalde çok sevmiyorum ama tam bir kahve yani. 200 gram 350 TL'ye getiriyor. Arkadaşım. O hayvana bu meyveyi büyüt, yedir, sıçtır, onu kurut, kavurt, bilmem ne yap. Kolay işler mi bunlar? Ama gerçekten dünyanın dört bir yerinden insanlar buraya hayvanı sıçt. Demek ki o zaman bu fillerle ilgili bir muhabbet vardı. Starbucks kahvesini fillerin sıçtığı kahvelerden yapıyor diyorlardı. Onu duymuş muydunuz? Hayır. Demek ki o doğruymuş. Fillerin sıçtığı. Ben duymuştum onu. Fillerin kakasından yapıyorlar diye. I want to bakın biz hani kanseriz kurbandan sonra bunlar da pirinç koymuşlar. Onun for bereket blessing. Evet. Allah'ın onları affetmesini sağlatmış. Thank you so much. Bir kahve ve bir peanut coffee yedim ve onları 77 buranın parasıyla 77 bin Endonezya rupisi ödedim. O da yaklaşık olarak 35 TL falan olması gerekiyor. Sonra burada bir şeyler var. Kafiler falan.